BBN Türk ekranlarından merhabalar efendim. Bundan böyle her cumartesi günü dünyadaki gelişmeleri değerli konuklarla birlikte değerlendireceğiz. Evlerinize veya iş yerlerinize konuk olacağız belki de. İlk programımızda ilk durağımız Irak efendim. Zira Amerika Birleşik Devletleri işgalinden sonra yüzü bir türlü gülmeyen Irak'ta yaşanan siyasi ve ekonomik krize bakacağız. Irak bölgesel Kürt yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu, aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aydın Maruf ile değerlendireceğiz. Irak'ı A'dan Z'ye konuşacağız efendim. İkinci bir durağımızda Türkmen yurdu ve adına ait türkülerin olduğu Kerkük. Kerkük'te hareketlilik var zira. Kerkük'te kontrolü peşmergeye verilme endişeleri var. Peki bunlar ne anlama geliyor? Değerli konuğum, emekli tüm amiral ve akademisyen olan Cihat Yaycı ile değerlendireceğiz. Sonra kameralarımızı Azerbaycan-Ermenistan sınırına çevireceğiz efendim. Azerbaycan 30 yıl sonra Karabağ zaferini elde etti. Ermenistan bunu hazmedemedi. Sınırda provokasyonlara başvurdu ve en son çıkan çatışmada, sınırda çıkan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit düştü. Bölgede neler oluyor? Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı ve değerli dostum Doktor Ahmet Şahidov'dan değerlendireceğiz. Ondan öğreneceğiz gelişmeleri. Ve şimdi şöyle bir giriş yapacağız efendim. Az önce de yayında ifade ettiğim gibi Irak demokrasi getiriyordu Irak'a. Demokrasi vermişti. O demokrasi sözü vermişti Irak'a. Yeni bir Irak yapacaklardı ama hiç de öyle olmadı. Peki aradan geçen 18 yılın ardından Irak'ta neler yaşandı? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Irak'ta haftalarca süren kanlı eylemler erken seçim kararını getirmişti. 40 milyon nüfusu Irak'ta 18 yıl sonra ilk kez halk Ekim ayında erken genel seçim için sandık başına gitti. Erken seçim Muqteda es-Sadr liderliğindeki Şii ittifakın zaferiyle sonuçlandı. Es-Sadr ilk açıklamasında ülkeyi terör ve yolsuzluklardan temizleyeceklerini söyledi. Seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle itiraz sesleri yükseldi. Nasıl bir hükümet kurulacağı, yeni belirlenecek başbakan ve cumhurbaşkanının kimler olacağı konusunda yoğun görüşme sürecindeki tartışmalarla birlikte protesto gösterileri de başladı. İran destekli bazı Şii milis hareketlerinin taraftarları olan göstericileriyle emniyet birimleri arasında çatışma çıktı. Tarihler 6 Kasım 2021 akşamını gösterirken geçiş hükümeti Başbakanı Mustafa Kazımi'ye yönelik başarısız bir suikast girişimi gerçekleşti. Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yeşil bölgede patlama sesleri duyuldu. Başbakan Mustafa Kazımi'nin evi insansız hava araçlarından fırlatılan roketlerle saldırıya uğradı. Böylece ülkede devam eden kaos yeni bir boyut kazandı. Kazımi, saldırı sonrası sosyal medya üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik kararlı olduğunu vurguladı. Irak ile Iraklıları adanmış projenin içindeyim, ben bu uğurda kendimi feda etmeye hazırım ifadelerine yer verdi. Suikast bölgedeki ülkeleri de harekete geçirdi. Suikast nedeniyle başta Suudi Arabistan ve Körfez olmak üzere çok sayıda Arap devlet yetkilisi harekete geçti. Vatikan'daki ruhani lider Papa Francesco ile görüşmeler başladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile de diplomasi trafiği arttı. Suikast girişimi güçlü bir sesle kınandı. Kritik seçimde ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle hoşnutsuz kalan kesimler sandığa gitmedi. Son seçimlerde 40 milyon nüfuslu ülkede 27 milyon seçmen oy kullandı. Ancak 2018 seçimlerinde katılım %44 iken bu seferki oran %41'e kadar düştü. Düşüşün sebepleri arasında ise ülkedeki her seçimde değişen seçme ve seçilme kurallarının halkın kafasında karışıklık yaratması oldu. Amerika Birleşik Devletleri işgalinin ardından yaşanan geçim sıkıntısı ve alım gücündeki düşüş gibi nedenler de ülkede ciddi anlamda istikrarsızlık yaratıyor. Ülkede siyasi krizin daha da derinleşmesi gündemden düşmüyor. Uzmanların görüşüne göre seçimleri kazanan es-Sadr ile el-Maliki arasında geçmişten gelen gerginlikler nedeniyle iki tarafın yan yana gelmesinin kolay olmayacağı yönünde.
Merkezi yönetimde durum buyken Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bu durumdan nasıl etkileneceği ise merak konusu. Efendim durum böyleydi Irak'ta. Zira Amerika Birleşik Devletleri demokrasi getireceğim dedi. Demokrasiyi gördük. Kaos, kriz ve istikrarsızlık. Peki Irak'ta neler oluyor efendim? Irak'ta son durum ne? Zira 18 yıl sonra erken seçim yapılmıştı Ekim ayında. Erken seçimde de zaferi Şii Mukteda Es-Sadr kazandı efendim. Ve koalisyon görüşmeleri, yeni bir hükümet görüşmeleri başlıyor. Yaklaşık 3 haftadan beri sürüyor. Peki Irak'ta neler oluyor? Bu siyasi krizle birlikte ekonomik istikrar da gelecek mi? Onun cevabını almak üzere konuğumuza gidelim efendim. İlk konuğumuz Irak Bölgesel Kürt Yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu. Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aydın Maruf'a gideceğiz. Aydın Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çok sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de bir izleyicilerimizle birlikte az önce dinlediniz. Irak'taki süreci biz kısaca bir iki dakika, üç dakikaya sığdırabildik ama aslında söylenecek çok şey var. Süreçten geçti. Bir 18 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Efendim Irak'ta neler oluyor? Son seçim oldu. Seçimin ardından Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişiminde bulunuldu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Önce dilerseniz seçimden başlayalım. Seçimde Mukteda Es-Sadr kazandı, Şii lider. Nasıl bir koalisyon kurulabilir? Hükümet krizi, siyasi kriz çözülebilir mi? Sizce neler söylemek istersiniz? Tabii her şeyden evvel Erbil'den sevgi, saygı, selamı sizlere iletmek istiyorum. Sizlere, değerli kanalınıza da başarılar diliyorum. Tabii bugün Irak, herkese malum, önemli bir ülke. İşte Irak'ta yaşayan farklı gruplar, farklı etnik, dini gruplar bulunuyor. Bizim 10 Ekim'de, 2021 yılında 10 Ekim'de yapılan Irak parlamento seçimi, bu seçim erken seçimidir. Halkın isteğiyle bu seçim yapılmıştır. Şimdi burada daha 40 gün seçim üzerine geçmesine rağmen daha sonuçlar açıklanmadı. İşte konu esas burada. Yani 40 gün bir aydan daha fazla seçim üzerine gitmesine rağmen daha sonuçlar açıklanmadı. Bu onu gösteriyor ki işte yeni bir kriz kapıda diyebiliriz tabii, yani. Sorun var. Tabii sorunlar var. Kriz olma ihtimali var. İşte siyasi partiler veya siyasi gruplar arasında anlaşmazlık var. Özellikle de Irak'taki Şii gruplar arasında içiye bölünmüş durumunda. Siz de raportunuzda belirttiğiniz gibi işte birisi Iraklı Şii El-Muktedas'adır. Diğerleri de işte malum Muktedas Nuri Maliki başkanlığındaki Şii ittilafı. Bunlar geçmişten bugüne kadar işte devam eder bu çekişmelerden dolayı. Bugün belirlenen seçim sonuçlarına göre, ilk belirlemeye göre El-Muktada Sadr bu 73 sandalyeyle bu seçimde kazanmış birinci grup olmuştur. Irak Anayasası'na göre, seçim yasasına göre birinci olan parti veya seçimde kazanan sandalye çok elde eden gruplar yeni Irak hükümeti kurma yetkisine sahiptir. Şu ana kadar işte olan bu istikrarsızlık, anlaşmazlık nedeniyle seçim sonucu daha açıklanmadı. Çünkü seçim sonucundan da sonra da federal mahkemenin de onayı gerekir. O yüzden şu anda biz gördüğümüz zaman Irak hükümeti şu aşamada, yani bu dönemde yakın zamanda Irak hükümeti daha kurulmaz. Şimdi daha zor süreç başlıyor. Efendim araya gireceğim. Yüzden... Araya gireceğim. Çok özür dilerim ama Şii Mukteda Es-Sadr kendi Şii grupları arasında da bir rekabet olduğunu biliyoruz. Sizce koalisyon hükümetinin kurulma yaşına bir etken olabilir mi bu neden? Yani şimdi esas Şii grupların dışında olan, şimdi Sünniler, Kürtler, Türkmenler, esas olan bu süreçte
Şii gruplarının tutumunu, tavrını bekliyorlar. Çünkü esas olan sorun oradan başlamış. Şii grupları arasında olan sorundur. Evet. Yani esas Şii gruplar sebepti. Şimdiye kadar seçim sonrası daha açıklanmadı. O yüzden şu anda bir kriz kapıda olabilir. Bu süreçte yeni Irak hükümeti kurulması zordur. Ya budur, yani bu süreçte buna ihtiyaç var. Ya seçim tekrar yapılması söz konusu da var. Eğer sizce mümkün mü? Seçim yeniden yapılabilir mi Sayın Maruf? Yani şu anda biz gördüğümüz Irak'ta bu krizden çıkmak için, bu sorundan çıkmak için iki yol var. Birisi ya bu da gruplar arasında, özellikle şu gruplar arasında bir diğer gruplar arasında bir uzlaşma yapılması gerekir. Yani şu anda iktidar parti tek taraflı diğer siyasi partiyle bir hükümet kurma çok zor olur bu süreçte. Çünkü evet. Diğer Şii gruplar buna izin vermiyor. İşte ya uzlaşmayla yani bir anlaşmayla yani bir tavafıkla, ittifakla bütün gruplar arasında bütün siyasi partilerin, grupların katılmasıyla bir Irak hükümeti, uzlaşma bir Irak hükümeti kurulabilir. Yoksa da eğer bu başarılı olmasa o zaman bu seçim sonucu ertelenebilir. Yeni seçim yapılma ihtimali var. Yani Irakları önünde iki yol var. Evet. Birisi ya uzlaşma ya da seçim sonucun iptal edip yeniden seçim yapılması. Zaten başka da bir alternatif kalmıyor değil mi Sayın Maruf? Tabii ikinci alternatif biraz zor. Daha birinci alternatif daha uygundur. Şu anda belki önümüzdeki süreçte bütün taraflar, bütün gruplar bu esas üzerine çalışıp Irak'ta gelecek günlerde Irak'ta yeni Irak hükümetinde bir uzlaşma hükümeti kurulması, Şiiler başta olmak üzere diğer grupların da katılımıyla bir uzlaşma, yani uzlaşma bir hükümet, bütün tarafların katılımı. Eğer bu başarılı olamazsa, bu sorunu çözülemezse bu şekilde, o zaman ikinci esas çözümü için bu durumu, İşte dediğim gibi bu seçim sonucu iptal edip yeniden seçim yapılması gerekir. Yani başka yol yok. Yani bu evet. İki yolun dışında başka yollar yok, başka çözümler yok. Yani şu anda elde olan bu çözümlerdir. Hı hı. O yüzden şu anda Irak'ta istikrara çok ihtiyaç var. Evet. Irak'ta şu bu istikrarsızlık gerçekten özellikle şu anda İki konu çok önemli. Zaten bir ekonomi istikrarlı, bir de işte siyasi istikrarlı. Bu iki istikrar olduğu zaman, yani istikrarlı olduğu zaman Irak'ta yaşayan vatandaşların da durumu iyi olur. Evet, Sayın Maruf. Bu son. Evet. Çok sözünüzü kestim ama bir de işin terör örgütü PKK boyutu var. Aslında kısaca ona da değinmek istiyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin de huzurunu kaçıran bir terör örgütü. Zira Türkiye'yi de, evet. Türkiye Devleti'ne de çok ciddi şekilde zararları var. Orada sivillere yönelik PKK, terör örgütü PKK'nın baskıları da var. Bunlardan da haberdarız. Biz haberdarız ama siz bölgede canlı olarak yaşıyorsunuz bunları. PKK, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni nasıl rahatsız ediyor, nasıl etkiliyor? Buna da değinelim kısaca. Şimdi gerçekten PKK terör örgütü geçmişten bugüne kadar yani 91 yılından sonra işte sınır bölgelerinde bu son zamanlarda şehirlerde de İran birçok şehirlerinde de işte faaliyetlerde bulunuyor. Bu her zaman işte bulunduğu şehirlerde veya bulunduğu yerlerde oranın vatandaşlarını, etnik gruplarını, insanları çok rahatsız etmiş, işte tehdit oluşturuyor. İşte bunun bazen ara sıra işte peşmerge güçlerine terör saldırısı yapıp işte geçen dönemde birçok bölgelerde bu saldırı yaptı. Gerçekten bugün bu terör örgütü PKK sadece işte bizim bölgede veya işte İKB veya Irak Kürdistan bölgesinde değil, bütün diğer bölgeler de tehdit etmektedir. Bugün ben size örnek verebiliriz. İşte Sincar bölgesinde. Sincar önemli bir evet, bölgede. Evet, kastettiğim nokta orasıydı aslında Sayın Bey. Evet, evet, Sincar bölgesi gerçekten Musul'a bağlı bir önemli bir şehirdir, önemli bir ilçedir. Burada Yezidiler bulunur.
Şimdi 2014 yılında biliyorsunuz işte, terör örgütü DAEŞ'in işte Sinjar, işte Musul'a gelmesiyle o bölgeyi işgal edildikten sonra o bölgede olan Türkmenler başta olmak üzere işte Yezidiler, Şebek, Kakayiler, Hristiyanlar zorla köçe maruz kaldı. İşte o dönemde Duhok, Erbil, işte Kerkük, diğer bölgelere zorla köçe maruz kalmışlar. İşte bu 2014'ten 2017'ye kadar bu süreç devam ettirdi. Ondan sonra Sinjar, Musul, Irak ordusu tarafından kurtarmasından sonra şimdi 4 yıl oldu. Daha Yezidiler ve diğer etnik gruplar, daha Yezidiler öz bölgelerine daha dönemediler. İşte bunların PKK sebeptir. PKK'nın yanında diğer yasa dışı olan gruplar da aynı zamanda silahlı gruplarlar. Şimdi Sinjar bölgesinde bir hakimiyet kurmuşlar. Bundan bir yıl evvel Erbil-Bağdat arasında bir Sinjar anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre bir normallaşma süreci evet. başlasın. Ne yazık ki bunlar pratikte uygulanması yapılmadı. Engellemeler de işte PKK tarafından yapıldı. Bugün Yezidiler 100 binden daha fazla insanlar, Yezidi vatandaşı. İşte PKK önceden DAEŞ'in tehdidinden dolayı o bölgeyi terk ettiler. Şimdi PKK'nın tehdidinden dolayı bölgelerine dönemiyorlar. O yüzden gerçekten PKK bir bölgede büyük bir sorun olmuş. İşte Sinjar'da, Mahmur'da, ayrıca işte sınır bölgelerinde, işte bazı Kandil bölgelerine yakın işte bölgelerde. Ayrıca da daha önemli bir konu. Daha bu siz de raportunuzda belirttiğiniz gibi bugün işte Irak'ta veya Irak Kürdistan bölgesinde zorla köçe maruz veya köçe maruz kalan veya yurt dışına giden birçok insanlarımız olmuştur. Bunun işte Belarusya'dan işte Polonya giden birçok insanlarımız olmuştur vatandaşlar. Bunların birçoğu PKK hakim olduğu bölgelerden gitmişler. Evet. Yani onların tehdidiyle veya bu belirlenen raporlara göre İşte bunun PKK tarafından kaçak yolla efendim, bu bölgelere götürmüşler. Bu çok önemli bir konu. Bu istihbarat raporlarına yansıyan bir açıklama mı şu anki açıklamanız? Yani tabii bu istihbarat raporlarına göre geçen burada yayınlanan istihbarat raporlarına göre bu İKB ve Irak Kürdistan bölgesinden özellikle PKK hakim olduğu bölgelerden, işte malum nerede işte Kandil'e yakın bölgelerden, işte oradan PKK tarafından bunları kaçakla, işte kaçak veya tehdit yoluyla Belarusya'dan Polonya'ya gitmek olan kişileri gerçekten işte baskı yoluyla, tehdit yoluyla, bazen kaçak yoluyla bunları oraya götürmüşler. Bu gerçektir. Geçmişte de bunu İşte birçok raporlarda birçok yetkililerin dile getirdiği bir husustur. Ayrıca evet. de şu anda bu gerçekten çok zor bir süreçtir. Buradaki vatandaşlar da bu durum çok rahatsız etmişler. Şu anda eğer baktığımız zaman bugün Belarusya, Polonya sınırında bulunan binlerce vatandaşlar var. Bizim Iraklı vatandaşlar var. Gerçekten bu vatandaşlar zor şartlar altında yaşıyorlar. İşte şu anda Irak hükümeti, diğer yetkililer, Irak Kürdistan bölgesindeki hükümetler bunu çözmek için müdahalede bulunuyorlar. Bunlar gerçekten zor süreç başlamış. Zor süreç şartlar altında da bulunan bu değerli vatandaşlarımız evet. bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Bu konuyu bir dahaki programda daha detaylı bir şekilde almayı umut ediyorum. Zira açıklamalarınız, öngörüleriniz bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz Sayın Aydın Maruf. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok sağ olun, var olun. Efendim şimdilik kısa bir ara, tekrar yeniden karşınızda olacağız. Efendim Dışişleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de yine Irak'ı değerlendirdik. Ne demiştik? Amerika Birleşik Devletleri demokrasi getireceğim demişti ama gördük istikrarsızlık, kaos vesaire. Bir de diğer önemli bir nokta var tabii ki şüphesiz, o da Kerkük. Türkmen yurdu ve adına ait
Türkülerin de olduğu Kerkük. Kerkük'te son derece hareketlilik var. Zira Kerkük'ün kontrolü peşmergeye verilecek endişeleri var efendim. Peki bu ne anlama geliyor? Değerli konuğum, emekli tüm amiral ve akademisyen olan Sayın Cihat Yaycı ile değerlendireceğiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Hoş bulduk. İlk programımız, ilk programımıza da konuk olduğunuz için, bizi kırmadığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Efendim, Kerkük'te peşmergeye verileceği söyleniyor. Kontrolü oraya 25 Kasım'dan itibaren. Bu konuda da sizin çok oldukça etkili yayınlarınız var, tespitleriniz var. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum, size bırakıyorum. Evet, şimdi 20 Ekim 2021 tarihinde Irak Başbakanı Kazımi ile Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi arasında bir protokol imzalanıyor. Evet. Bu protokol çerçevesinde Peşmerge'nin 20. Tugayı'nın tırnak içerisinde söylüyorum, Irak Merkezi Yönetimi Ordusu emrine giriyormuş şeklinde gösterilerek Kerkük'ün güvenliğinin sağlanması görevi Peşmerge'ye devrediliyor. Hı hı. Şimdi bu 2017 yılında biliyorsunuz malum referandum yapmışlardı, bağımsızlık referandumu evet. Yapmışlardı. Türkiye, İran ve Irak Merkezi Yönetimi'nin baskısıyla bu referandumdaki kararı açıklamaktan vazgeçtiler. Yani referandum hala yürürlükte, kararın açıklanmasını geri çektiler. Evet. Bu Irak'ın kuzeyi, ki bazıları Kürdistan diyor, İKBY'yi, Irak Kürdistan'ın bölgesel yönetimi değil, buna çok dikkat etmek lazım, Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi. Biz bunu kullanıyoruz. Literatürümüz evet. Budur. Şimdi ve bunun üzerine bu referandum esnasında Kerkük'teki tepkiler nedeniyle Kerkük'ten peşmerge çekilmek zorunda kalmıştı. Kerkük'ü de içine alacak şekilde bir Kürdistan ilan ediyorlardı. Şimdi ne oldu da 2021 yılının sonunda tekrar bu peşmerge, kovulan peşmerge tekrar Kerkük'e geçiriliyor. Kerkük onlara teslim ediliyor. Kerkük bir Türk şehridir. Çok net söylüyorum. Benim kökenim de Kerkük'tendir. Benim sülalemin de evet. Kerkük'teki kökeni. Kerkük bir Türk şehridir. Öyle yok Arap şehri, yok efendim Kürt şehri falan bunlar. Ve biz 1071'den çok daha önce geldik biz bu bölgeye. Zaten şu anda efendim demografik yapısı bayağı bir değiştirilmiş. Kürt nüfus arttırılmış, tabii. Türkmenler azaltılmış. Araplar bir tık belki Türklere denk, eşdeğer. Öyle bir durum evet. Da var söz konusu. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi şöyle tabii etrafını peşmerge birçok Kürt getiriyor. Ve para ödüyorlar. Para veriyorlar. Bu periferisine, çevresine etraftaki mahallelere köylere Kürtler geldi. Demografik yapı çok ciddi şekilde hızla değiştiriliyor. Türklerin durumu çok vahim. Neden? Güvenliklerini sağlamak konusunda çok zorluk çekiyorlar Irak'ta. Evet. İşte ve en önemli engel bence de bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Şii-Sünni ayrımı. Bu mezhepçiliği bırakmak lazım. Önce Türk. Çok önemli bir şeydir. Önce Türk olacak. Biz, efendim, bazı kesimler Sünnileri öne alıp Şii Türkleri bir kenara attılar. Şimdi zaten 3,5 milyon Türk var orada. 3,5 milyon Türk'ün yarısı Şii. Evet. Şii kimliğini öne çıkartırsan, Türk kimliğini geriye atarsan, dışlarsan bunlar İran'ın eline düşer. Ki İran'ın kucağına gittiler. Geriye kalan yarısı Sünni olan, o yarısının da yarısı mecburen ticaret yapacak, bilmem güvenlik gerekçeleriyle Barzani'nin kucağına gittiler.
Geriye kalanın yarısının yarısı da Arapların kucağına gittiler. Bizim elimizde 250 bin Türk kaldı. Evet. Bu mudur yani? Bu mudur? Şimdi de peşmergeye teslim ediliyor. Şimdi de peşmergeye teslim ediliyor. Şimdi dün itibariyle peşmerge Altın Köprü'ye geldi. Evet peşmerge. Efendim, Amerikan modeli araçları gördük. Sosyal medyada da döndü bu görüntüler gerçi ama bir Kerkük çevreleme, bir hareketlilik var galiba. Değil mi? Evet, var. Var. Kerkük'ün çevresindeki tepelere peşmerge geldi. Irak Türkleri, Kerkük Türkleri ve Arapları protesto gösterileri yapıyor. Ve bütün Türk dernekleri, Kazak Türkleri dernekleri dahi 200'e yakın dernek açıklama yaptı dün. Yani bu Arap dernekleri açıklama yapıyorlar. Ben Türkiye'den de bir açıklama bekliyorum. Türkiye, Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına göre bu bölgedeki demografik değişim, siyasi değişim, harita değişimi, yeni bir devlet kurulumu, yeni bir yönetim kuruluna onay verme ya da vermeme hakkına sahiptir. Kıbrıs'ta nasıl biz garantör olduysak, evet, yanı başımızdaki Irak ve Suriye topraklarında da Lozan'da söz konusu olan Osmanlı Devleti topraklarının kaderlerini tayinde, Lozan'dan sonra da Atatürk'ün büyük girişimleriyle, Atatürk'ün sayesinde şu anda da söz sahibiyiz. Kıbrıs bizim için büyük bir örnektir. Kıbrıs'ta nasıl söz sahibi olduysak, Osmanlı topraklarında, Lozan'a konu olan Osmanlı topraklarında herhangi bir yönetim değişikliği, siyasi değişiklik daha doğrusu, harita değişikliği, yeni bir devlet kurulumu, devletlerin yıkılması, devletlerin kurulması, devletlerin parçalanması konusunda Türkiye onay makamındadır. Efendim. O nedenle Kerkük'ün bir PKK'istan, Barzanistan olmasına müsaade edilmemelidir. Efendim, şunu soracağım. Süremiz de kısıtlı ama evet. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrarı sağlayacak muktedirde bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti evet. Büyük bir devlettir. Evet. Şanlı tarihimizle de, gücümüzle de her daim gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden, devletimizden, bayrağımızdan. Ben şunu sormak istiyorum. Siz aslında bir kamu diplomasisi de yapıyorsunuz. Şimdi bu çok güzel bir şey. Belki bazılarının öfkesine neden olabiliyorsunuz. Bazıları sizi ters anlayabiliyor ama doğru bir tanedir, öyle değil mi? Doğru birdir, gerçek tabii. Bir tanedir. Dolayısıyla ben size son sorum şu olması, şunu sormak istiyorum son soru olarak. Türkiye Cumhuriyeti Kerkük'ü elinde bulundurmak adına ve oradaki Türkmenlerin hakkını savunmaya devam etme noktasında, çünkü Türkiye Cumhuriyeti oradaki Türkmenlere her daim sahip çıkmıştır. Neler yapması gerekir efendim? Şimdi bir kere öncelikle bu konunun Irak Türklerine sahip çıktığını söylemesi lazım. Irak merkezi yönetimine bu konudan duyulan rahatsızlığın çok ciddi şekilde gündeme getirilmesi lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaatta bulunması lazım. Bir ciddi şekilde kamuoyunda da aynı zamanda Irak merkezi yönetimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup kampanyası yapılması lazım. Ve Irak Türkmen cephesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurdurdu, daha doğrusu destek oldu ve bugün de destek olmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu, bakın, elimizin altından kayıp gidiyor Kerkük. Eğer Kerkük giderse referandum kararının açıklanması durumundaki pozisyona tekrar dönüyoruz demektir. Mehter takımı gibi iki ileri bir geri olmaz. Kerkük'ten 2017'de zar zor atılan peşmerge şimdi sessiz sedasız sinsice planlar içerisinde geliyor. Evet. Şimdi DAEŞ, geceleri DAEŞ saldırısı oluyor görünümü altında provokasyonlar yapıldı. Bunlar tamamen peşmergenin, Barzani'nin yaptığı provokasyonlar. Gece yapılıyor bu, her nasılsa. Gündüz her ne etmezse gece oluyor diyorsunuz. Gece oluyor, kimin ne yaptığı belli değil ve şöyle bir imaj oluşturuyorlar. DAEŞ ayakta, IŞİD ayakta ve bizim Kerkük'ü şu andaki mevcut yapıların, güvenlik kuvvetlerinin, Türklerden oluşan, Araplardan oluşan güvenlik yapısının koruması mümkün değil. Onun için de peşmerge burayı korumaya geliyor. Evet. Öyle. Buna bir cevap verilmesi lazım. Ve Türkmenlerin
Türkmenlerin gerçekten nasıl peşmergeli silahlı gücü varsa Irak merkezi yönetimiyle konuşularak Irak Türklerinde silahlı gücü oluşturulması lazım. Güvenlik gücünün Irak Türklerinden oluşturulması lazım. Evet. Araplarla birlikte oluşturulabilir. Buna destek vermesi lazım Türkiye'nin. Sayın Yağcı, çok teşekkür ederim. Programımıza sağladığınız değerli katkılarınızdan, değerli görüşlerinizden ötürü. Çalışma hayatınızda da başarılar dileriz efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, Irak'ı değerlendirdik. Şimdi bir diğer önemli noktamız var. O da Azerbaycan. Zira Azerbaycan 30 yıl sonra Karabağ zaferini coşkuyla kutladı. Geçen sene tanık olmuştuk buna aslında. Gelin, insan hafızası beşer. Tekrardan bir hatırlayalım. Azerbaycan Ermenistan'a karşı nasıl zafer elde etti? Oraya bakalım. Evet efendim, şu anda görüyorsunuz. Takvim yaprakları 27 Eylül'ü gösterdiği zaman 2020'de Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Azerbaycan tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı efendim. Ülkede kısmi seferberlik ilan edildi. Hemen ertesi gün olmuştu bu. İyi hatırlayalım. Ve 3 Ekim'de de Terter ilinin su kavuşan kanası işgalden kurtarıldı. Tarihler 4 Ekim'i gösterdiğinde 27 yıl işgal altında bulunan Cebrail şehri işgalden kurtarıldı. 10 Ekim'de de insani amaçlı geçici ateşkes sağlanmıştı efendim. 11 ila 17 Ekim'de Ermenistan'ın Gence'ye saldırılarında 25 sivil hayatını kaybetti. 17 Ekim'de Fuzuli işgalden kurtarıldı. 25 Ekim'de Gubatlı işgalden kurtarıldı. 26 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Onun girişimiyle insani amaçlı geçici ateşkes imzalandı. Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve 27 Ekim ile 28 Ekim arasında Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırılarda ise tam vahşet yaşandı efendim. 26 sivil hayatını kaybetti. 8 Kasım Şuşa işgalden kurtarıldı. 10 Kasım Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında bir bildiri imzalanmıştı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Bu çok önemli bir gelişmeydi. 20 Kasım'da Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi. 25 Kasım'da Gelbecer Azerbaycan'a iade edildi ve 30 Kasım'da da Ermeni güçleri Laçin'den çıktı. İşte tam bir sene bu şekilde zafer. Azerbaycan Ermenistan'la karşı büyük bir zafer elde etti. Şimdi de efendim, Azerbaycan'ın bu haklı gururlu zaferini Ermenistan hazmedemedi bir türlü. Yine sınırda provokasyonlara imza attı. Bakın Ermenistan hangi provokasyonlara imza attı? İzleyelim. Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da provokasyonların ardı kesilmiyor. Önce Şuşa'da Azerbaycan ve Rus askerlerine Ermeni vatandaşı tarafından saldırı düzenlendi. Dağlık Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa'da Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ermenistan uyruklu bir vatandaş tarafından Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kısma el bombası atıldı. Ermenistan vatandaşının gerçekleştirdiği provokasyon sırasında kameralarda kayıttaydı. Bir hafta içerisinde gerçekleştirilen ikinci provokasyon Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerinde yaşandı. Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancılar tarafından ateş açıldı. Ermenistan sınırdaki provokasyonun dozunu daha da arttırdı. Sınırda çatışma yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun 7 askerinin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonlar sonucu çıkan çatışmalarda biri Teğmen, 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunan açıklamada yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.
Öte yandan Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamış, 300'e yakın yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Efendim durum bu. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum bu. Bir ülke düşünün efendim. Ermenistan'dan bahsediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bir suçlu. Suçu ne biliyor musunuz? Komutanını bıçaklamak. İşte Ermenistan'ın zihniyeti bu efendim. Başbakan Paşinyan yeni Milli Savunma Bakanını azılı bir katil, hem de komutanını öldüren bir bakanı, bir kişiyi bakan yaptı. Çok enteresan. Neyse lafı uzatmayalım. Hemen Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı, değerli dostum Doktor Ahmet Şahidov'dan öğreneceğiz detayları. Ahmet Şahidov, selamlar, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba efendim, ben de selamlıyorum tüm izleyicilerimizi, sizleri Bakü'den. VTR'yi izlediniz, görüntüleri izlediniz. Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Azerbaycan'a karşı bitmek bilmeyen kinini sürdürmeye devam ediyor. En son 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Bize, şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Teşekkür ederim. Bölgede neler oluyor Sayın Şahidov? Neler söylemek istersiniz? Son durumu alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Biliyorsunuz geçen sene 44 günü 2. Karabağ Savaşı'nın ardından yenilen Ermenistan ordusu yerle yeksan olmuştu. Bunun ardından bu yenilgi, sizin de az önce söylediğiniz gibi, asla hazmedemiyorlar. Ve geçen 12-13 ay içinde bu türlü provokasyonlar hem Karabağ'da hem iki ülke devlet sınırında çeşitli noktalarda yaşandı. Azerbaycan ordusu buna karşılık verdi, sert bir cevap verdi. Evet. Ve şimdi iki ülke arasında dayanıklı bir barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Çünkü 10 Kasım anlaşması yekun bir anlaşma değildi. Bu sadece taraflar arasında bir ateşkes ilanıydı, ama iki ülke arasında 30 yıllık savaştan sonra bir devam edecek bir barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor ve bugün üç ülke liderlerinin, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının Moskova görüşü öncesi iki ülke arasında sınırların belirlenmesi esas ana konudur. Ve bu sınırlar da biliyorsunuz Sovyetler Birliği dahilinde olan Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınırlar tam olarak belli değildi. Yani Sovyet arşivlerinde, Sovyet ordusunun genelkurmayında farklı haritalar vardı ve Azerbaycan haklı olarak ve uluslararası hukuka dayanarak en son, yani bu soruna kadar bulunan resmi en son haritaya dayanarak Azerbaycan'ın devlet sınırlarını oluşturulmasını talep etmiş ve kendi ordusunu, askerlerini orada konuşlandırmıştı. Ama Ermenistan daha önce 70. 60. yılların haritasını elde esas tutarak o sınırla bağlı, böyle diyeyim, yani kışkırtmalar yapmaktadır. Evet. Ve zaman zaman bu sınırda bu türlü provokasyonlar yaşanıyor. Az önce sizin de gösterdiğiniz gibi Şuşa'da 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı bir olay yaşandı. Evet. Ermeni terörçü Azerbaycan askerleri tarafa bir el bombası attı. Onlar bekliyorlardı ki, aslında orada Rus askerler de var. Onlar bekliyorlardı aslında Azerbaycan ordusu yerinde onlara cevap verecek, bir büyük bir çatışma yaşanacak. Rus askerleri de dahil olacak bu çatışmaya. Bunun olumsuz olduğunu görünce daha büyük bir provokasyona başvurdular ve Ermenistan hükümetinde geçen pazartesi atanan yeni savunma bakanının ilk hamlesi iki ülkenin devlet sınırında bu türlü provokasyonlar oldu ki bu da başarısız oldu. O provokasyonların, o hamlenin yapıldığı Ermeni askeri mevzileri Azerbaycan askerlerince ele geçirildi. Çoklu sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi 7 Azerbaycan askeri şehit oldu. Ama Ermenistan yönetimi, Ermenistan siyasi askeri yönetimi bir kez daha anladı ki sınırda bu türlü kışkırtmalar, provokasyonlar başarısız olacak. Azerbaycan ordusu artık son aylarda özellikle de antiterör operasyonları üzere
ortak tatbikatlar yaptığı Türkiye ile kendi başına da tek de biz yaptık bu tatbikatları, daha da uzmanlaştı bu antiterör operasyonlarında. O yüzden bu türlü provokasyonlar Moskova görüşü öncesi başarısızdı. Onlar düşünüyorlardı ki sınırda bazı yükseklikleri ele geçirip kim bu görüşme sırasında sınırı oradan belirlesinler, ama bu mümkünsüzdü. Ve bu provokasyonların bir nedeni budu. Bir başka nedeni Ermenistan'da yaşanan iç kaostu, savaştı. Çünkü 44 günlük savaşın ardından Ermenistan'da bir kaos yaşanıyor, siyasi kriz yaşanıyor. Sayın Şahido, araya gireceğim ama siyasi krizle birlikte aslında bir de ekonomik boyutu var bu işin. Az önce programda ifade ettiğim gibi şöyle bir ülke düşünün, bir ülkenin başbakanını düşünün. Bir azılı katili, komutanını öldüren bir askerin, rütbeli bir askerin Milli Savunma Bakanı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani. Evet, yani hem siyasi hem ekonomik tüm alanlarda Ermenistan bugün büyük bir kaosun içinde, büyük bir krizin içinde. Muhalefet neredeyse her gün Ermenistan sokaklarında, Erivan sokaklarında protestolar yaptı. Nasıl seçildi peki Paşinyan? Paşinyan nasıl seçildi? Aslında Ermeni halkı yani mecbur oldu. Çünkü düşündüler, seçim bir Nikol Paşinyan hükümeti var idi. Bir de intikamcı, revanşist, muhalif güçleri var idi. Evet. Düşündüler ki yani zaten bu mağlubiyetin ardından, bu yenilginin ardından 4000'den fazla askerini kayıp veren Ermenistan kamuoyunu, o askerlerin ebeveynleri, Ermeni halkı düşündü ki yeniden bu intikamcı güçlere oy verirse, onlar iktidara gelirlerse, yeniden Azerbaycan'a karşı savaş açırlarsa, ki bunun zemini yok, bunun için Ermenistan ordusu yoktu, yerle bir oldu. Daha bundan sonra Ermeni halkının kendi devletini kaybetmek korkusu var. Yani Azerbaycan'a olan saldırılara Azerbaycan tabii ki yanıt verecek ve bu askeri operasyonlar artık Ermenistan arazisine geçebilir. O yüzden yani mecburen yenilmiş bir başkomutana, yani Nikol Paşinyan'a yeniden oy vermek ve bundan sonra, hiç olmazsa bundan sonra Ermeni halkının daha iyi koşullarda yaşaması için bir umuduydu aslında. Mecburen Nikol Paşinyan'a oy verdiler. Çünkü hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından barış sonrası sülh ve barış, savaş sonrası barış ve işbirliği mesajları geliyordu. Evet. Çünkü Azerbaycan için savaş bitmiş ve biz bölgede barış ve istikrarın sağlanması için uğraşıyoruz ve Ermenistan'la bile barış ve işbirliği içinde yaşamaya hazırız ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ettiği altılı platform bu aslında Ermenistan halkı için bir şansıydı. Yani tünelin sonunda görünen bir ışık gibi. O yüzden Ermeni, evet, Ermeni insanı mecburen Nikol Paşinyan'a oy verdi. Ama bu provokasyonların bir nedeni de o Ermenistan'da hala devam eden o krizde Ermeni halkının dikkatini iç sorunlardan daha çok sınıra çekmek nedeniydi. Bu iç sorun, bir de dış politikada da bunun nedenleri var. Çünkü Agit Minsk Grubu diye bir kurum var. O 30 yıldır ki bu sorunun çözülmesiyle ilgili uğraşıyor. Evet. Ama 44 günlük savaşta bu Agit Minsk Grubu'nun iki eş başkanlarından ABD ve Fransa vasıtacı arabuluculuğu olduğu halde açık şekilde Ermenistan'a destek verdiler. O yüzden Azerbaycan'ın yanında bu Agit Minsk Grubu'nun itimadı, inamı sarsıldı. İstedikleri kadar destek versinler. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan kardeşliği hem hem masada hem de siyasi hem sahada göstermiş olduk. Aslında dünyaya çok güzel bir mesaj oldu diye düşünüyorum ben. Tabii siz nasıl düşünüyorsunuz? Tabii yani Azerbaycan bu savaş günlerinde Türkiye'nin siyasi manevi desteği çok önemliydi. Askeri alanda da uzun yıllardır ki Azerbaycan Türkiye'nin tecrübesini öğreniyor, tedbik ediyor. Türkiye'nin savunmasının, askeri savunma sanayisinin ileride giden teknolojinin Bayraktar olsun, Akıncı olsun, diğer insansız hava araçlarının da çok önemli bir rolü oldu 44 günlük savaşta. Aslında Türkiye'nin gücünü sahada tüm dünya görmüş oldu. O bir de Haziran ayında Azerbaycan ve Türkiye arasında bir Şuşa beyannamesi imzalandı ki bu da bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin nişanı oldu, değil mi? Sonra
daha bir ileriye götürüldüğünü ve bundan sonra resmi şekilde, ben her zaman söylüyorum, bir millet iki devlet formülünden bir adım ileri giderek bir millet bir devlet olma istikametinde, yönünde daha bir iyi bir adım atılmış oldu. Çok teşekkür ederiz Sayın Ahmet Şahidoğ. Değerli fikirleriniz, değerli öngörüleriniz için. Çalışma hayatınızda da başarılar dilerim. Tekrardan inşallah önümüzdeki programlarda yine birlikte görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Dışişleri'nin bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zira hem Irak'a baktık, hem Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son zamanlarda Ermeni provokasyonlarını değerlendirdik. Hafta yine birbirinden değerli konuklarla çok önemli sıcak gelişmeleri değerlendirmek üzere diyelim. Bizden bu kadar. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.